renkleri pigmentlerine ayırma deneyi yapacağız. Bunun için havlu peçete, bundan bir yaprak olsa yeter şöyle. Birkaç ataç, kürdan, suyumuz var. Yine bir kurşun kalem. Şöyle renkli kalemlerimiz var. Keçeli kalemler. Makasımız. Bir adet cetvel. Kolonya ve asetonumuz var. Aseton ve kolonyayı daha sonra kullanacağız. Bir yaprak peçetenin eni yaklaşık 12 santim. Biz bunu şöyle 4 santim aralıklarla şeritler halinde keseceğiz. Şurada ben daha önceden hazır ettim. Şu şekilde kestikten sonra bunun şuradan ölçelim hemen. Alt tarafında 3 santim mesafe bırakarak kurşun kalemle şu çizgiyi çekiyoruz. Ve daha sonra ucunu bu şekilde sivri hale getirdim. Ardından kestiğimiz peçetelerin bu 3 santim mesafede işaret koyduk kurşun kalemle, bakın buraya. Buralara her renkten kalemle birer nokta koyduk. Bu mavi biraz koyu bir mavi oldu. Ve peçetelerin üst kısmından ben 2 santim yaklaşık bükeceğim şimdi bardakların içine koymak için. Eğer bardaklarınız uzunsa siz bunu 1 santim de bükebilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Evet, bu şekilde deneyimizin düzeneğini hazırladık. Şimdi birazdan suyumuzu ilave edeceğiz. Bakın hepsinin eşit durmasına özen gösteriyoruz. Bir de kürdanlar kısa biraz. Onun için biraz daha geriye yerleştirdim. Bardakların ortasına yerleştirirsek içine düşme ihtimali var. Bunun için çöp şiş veya pipet de kullanabilirsiniz. Benim şu an elimde pipet yoktu. Şimdi suyu ilave etmeden önce birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir defa bir kronometre alın. Hepsini ayrı ayrı ölçmek için. Kronometreyi de eş zamanlı başlatın ve kaç saniyede bu rengin pigmentlerine ayrıldığını görelim. Evet, şimdi kağıtlarımız kurudu sabaha kadar. Kürdan ve ataçları çıkarttık ve bakalım. Şurası ilk işareti koyduğumuz yerdi diyelim ki. Burada ne kadar yükseğe çıkmış, bir bunun ölçümünü yapın. Bir de mesela kaç renk var onu not aldıktan sonra bu renkler her biri kaç santim yukarı yükselmiş. Bunun ölçümlerini yapıp yazıyoruz. Bunu yaparken örneğin buradaki moru ölçerken buradan başlıyoruz. Nereye kadar yükseldiyse. Peki bu renk, bu rengi de yine başlangıç noktasından, şuradan kurşun kalemle koyduğumuz yerden itibaren ölçüyoruz yüksekliğini. Tamam mı? Ona göre yazacaksınız.